Hatırlarsanız elimizdeki yapı erken embriyogenezin sonlarında gastrulasyon sürecine girmiş ve 3 tane birincil germ tabakası oluşturmuştu. Bu germ tabakaları endoderm, mezoderm ve ektodermdi. Bu üç germ tabakasını oluşturan hücreler ilerleyen zamanlarda çok özel yapıları meydana getiriyorlar. Endoderm hücrelerinin başlıca görevi gastrointestinal yolu yani sindirim sistemini oluşturmak. Gastrointestinal yolu buraya bir boru şeklinde çiziyorum. Evet, evet evet. Şimdilik böyle gösterelim. Ee, borunun her iki ucunda da birer delik var. Gastrointestinal yolun üst kısmından akciğerler gelişiyor. Tabii karaciğer de bunların hemen altında. Karın bölgesinde aynı yapıdan türeyen bir de pankreasımız var. Elbette yutak, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak da bu borudan gelişen organlar. Mor renkle göstereceğim mezoderm dokuları ise derinin bazı iç tabakalarını oluşturuyor. Ayrıca kaslar ve kemikler de mezoderm dokularından gelişiyor. Kalp kası da bu gruba dahil. Ayrıca batın ve pelvis bölgesinde yer alan böbrekler, mesane, yumurtalık ve testisler de bu dokulardan türüyor. Gelelim ektoderme. Tahmin etmiş olabileceğiniz üzere ektoderm derinin dış tabakasını oluşturuyor. Ayrıca ter bezleri, kıllar, tüyler gibi deriyle ilgili yapılar da ektodermden türüyor. Ama ilginç bir şekilde deri, kıl ve ter bezlerine ek olarak sinir sistemimiz de ektodermden gelişiyor. Hadi gelin şimdi özetleyelim. Endoderm sindirim ve solunum sistemlerini oluşturuyor. Yani akciğerler gastrointestinal yol, karaciğer, pankreas vesaire endodermden türüyor. Mezoderm, kalp kası da dahil olmak üzere kaslarımızı, iskelet sistemimizi ve idrar ve üreme yollarımızı meydana getiriyor. Ektoderm ise deriyi ve deri ile ilgili yapıları oluşturuyor. Ayrıca sinir sistemimiz de ektodermden gelişiyor.